dr.behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şimdi miyomlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Diğer önceki bölümlerde miyom nedir, miyomun belirtilerinden bahsetmiştim. Şimdi miyomun tedavisine geldim. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Hiçbir ilaç yok. Hiçbir soğan kürü yok. Hiçbir maydanoz kürü yok ki miyomları küçülsün. Bakın bunu size kim söylüyorsa doğru söylemiyor. İyi niyetli değil. Miyomlar ancak şu şekilde küçülür. Menopoz dönemine girdiğinizde kadınlık hormonu östrojen azaldığı zaman miyomlar küçülebilir. Miyomlar gebelik döneminde büyüyebilir, ağrıya neden olabilir. Miyomları küçültecek bir ilaç yok. Günümüz şartlarında bir bitki, soğan, maydanoz bilmem ne yok. O tarafı geçtik. Şimdi her miyom ameliyat edilmeli mi? Her miyomu ameliyat ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. Biz ancak hasta bize derse ki ya hocam ben artık adet dönemindeki olan kanamadan dolayı öldüm bittim dayanamıyorum artık. Ben çok kansız kalıyorum, halsiz kanıyorum, çok yoruluyorum, çok böyle stres oluyorum, sinirli oluyorum. Çünkü miyom gerçekten çok ciddi kanama yapabilir ve bu şikayetlere neden olabilir. O zaman biz diyoruz ki o zaman miyomunu almak zorundayız. Ya da hocam ben de artık inanılmaz bir kasık ağrısı var. Ben dayanamıyorum. Bu ağrıyla yaşamak istemiyorum. Biz muayeneyi yapıyoruz. Evet, miyomu var ve başka bir neden bulamıyoruz. Miyom da belli bir büyüklükte. Diyoruz ki evet, bu kasık ağrısına miyom neden olmuş oluyor. O zaman biz bu miyomunu alalım. Ya da hocam biz araştırdık, işte çocuk istiyoruz ama gebe kalamıyoruz. Her türlü araştırdık. Sperminde bir sıkıntı yok. İşte hormonlarda bir sıkıntı yok. Geriye bir tek miyomum var. Gebe kalamıyorum. O zaman tamam. O miyomu almak zorundayız. İşte toparlıyorum. Yani sizde artık hayat kalitenizi bozacak. Artık bu miyomlar belli bir şikayetlere neden olacak. Ben artık dayanamıyorum diyeceğiniz noktada biz miyomları almak zorundayız. İşte hapşururken, öksürürken idrarımı kaçırıyorum. Çok ciddi de bir miyomum var. Rahminin her yeri böyle miyom dolu. Bu miyomu almak zorundayız. Başka çaremiz yok. Peki şunu sorabilirsin. Peki miyom alınırken rahmimi almak zorunda mısınız? Değiliz. O da duruma göre, koşullara göre karar veriyoruz. Yaşınıza bakıyoruz. Daha önce kaç çocuk doğurmuşsunuz ona bakıyoruz. Miyomunuzun sayısına bakıyoruz. Miyomunuzun büyüklüğüne bakıyoruz. Bundan sonra çocuk istiyor musunuz ona bakıyoruz. Miyomun yerine bakıyoruz. Miyom rahmin neresinde onlara bakıyoruz. Bunların hepsinin cevabını bulduktan sonra bir karar veriyoruz. Rahmini almamız gerekiyor ya da hayır, rahmini almamıza gerek yok. Sadece miyom alsak yeter, miyomları alsak yeter diyebiliyoruz. Bu da ezbere her hastaya yok illa senin rahmini almak zorundayız ya da senin rahmini asla ve asla almayacağız demiyoruz. Tamamen sizin durumunuza bağlı, sizin işte miyomun özelliklere, yaşınıza bağlı olarak biz miyom cerrahisine karar veriyoruz. Rahmin alınmasına da alınmamasına. Bir de yumurtalıklar alınıyor mu? Yani overler alınıyor mu? Bu da çok ciddi soru işareti. Anatomiye tam olarak hakim olmadığınız, haklı olarak olmadığınız için çok merak ediyorsunuz. Yumurtalıkları da almak zorunda değiliz. Çünkü miyomla yumurtalıklar, overler farklı şeyler. Kistler farklı şeyler. İşte çoğu zaman bize şöyle deniyor. Benim diyor rahmimde kist varmış hocam. Orada hemen şunu merak ediyoruz. Rahminde miyom mu var? Yoksa yumurtalığında acaba kisti mi var? Bu yüzden hani biraz kavram kargaşası yaşayabiliyoruz. O yüzden böyle şikayetleriniz varsa en yakın bir jinekoloğa gidebilirsiniz. Muayenenizi olursunuz. Detaylı bir şekilde bilgiyi alırsınız. Ondan sonra içinizde sinen neyse onu yaparsınız. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.